olamayız. Biz olamayız ya. Ki bu arada. Asla olamayız. Ya. İnşallah diyelim. Biz birbirimizin aşırı fazla sırrını biliyoruz. Birbirimizi öldürmemiz gerekir sanki. Olamayız. İnşallah evet, olmayız. İnşallah olamayız. Ama yani. Düşmanlığınız da çekilmez gibi. Harbi çekilmez bu arada. Yok. Bir düşündüm hala. Yok. Yok ya. Damla bu arada hiç göründüğü gibi biri değil yani. Ben hiç Damla hiç çirkef biri değil. Harbi gerizekalıyım. Biri bir şey deyince böyle aşırı kitleniyoruz. Hiç öyle karşı tarafa laf sokamıyoruz falan. Bizim klavye delikanlılık. Sokamıyoruz. Yok yüz yüze yapamıyor. Benim dişlerim orada mı? Hayır, şunun yüzünde çok iyi. Benim kırmızı mı? Sen çeksin oğlum. Yok. Buna koyacaksın değil mi? Bunu koyacaksın. Yani sen kahkahanı koyacaksın yani inşallah. 2022 yılı sizin için nasıl geçti? Öncelikle buradan başlayalım. 2022 yılı benim için daha... Bir şey diyeceğim, birbirimizi yorumlayalım bence. Hadi gel. Buyurun. Damla yorumla. Hala için bence aşırı başarılı geçti. Çünkü şube üstüne şube açtı. Evet, Türkiye'nin bu arada gerçekten var. Kimse bundan bahsetmiyor. Hiç sarhoşum diye de şey yapmayacağım. Kimse bundan bahsetmiyor. Bunu çeviriyorum, bunu yayınlamayacağınız için. İnşallah. Şöyle yapıyorum, hop çeviriyorum. Kimse gerçekten bundan bahsetmiyor ama bu kız şube üstüne şube açtı. Yani Amerika, Avrupa, işte bilmem ne, şube üstüne şube açtı ama herkes bizim sadece aşk hayatımızı evet. Ve işte sansasyonlarımızı konuşuyor. Ama ben arkadaşıma gerçekten gurur duyuyorum. Evet, gerçekten muhteşem yani. Bir... Yorum geldi çok, sizin evet, için. Evet, gerçekten. Bu yaşta bir insanın bunları yapabiliyor olması mükemmel. Birbirimizi öleceğiz belli ki bugün. Ama siz düşüncelerinizi söylemeden 500 şubeyi bize yorumlamanızı isteriz. Nasıl? 500 şube. 500 şube. Haberim yoksa. 500 yok yok. Akif abarttı. Siz dediniz 500 ne? 500 olsun falan dedi herhalde. Ben de duymadım ben ki. Dinlememişim ama. 500 ben olsun şu an. Maşallah diye birçok şube diyelim. Helikopterle falan yalanıyordur şu an. Aynen şu an benim burada bel bir tozu bulamazdınız o 500 şube. Bu başarıyı niye borçlusunuz? Peki inşallah 500'üncüyü de açtığınızda konuşuruz. Yani herhalde yani işimi iyi yapmak değil de belki bir influencerlık. İnanılmaz bir huyu var. Duygusallığıyla profesyonelliğini çok iyi ayırıyor. Yalan söylüyorsun. Çok iyi ayırıyor. Bak evde ölüyor. Belki ölüyor ben biliyorum. Evde ölüyor ama kalkıyor işine gidiyor. Seda Seyhan, Safiye. Safiye sorma değil mi? Gibi sizin gerçekten yorumlarınız öyle. Damla Hanım'la ilgili. Ben yani şöyle söyleyeyim. Ben influencerla başladığımda benim idolüm Damla'ydı. Hani benden eski yani. Onunla hani arkadaş olmak benim için bir şans. Ama şöyle bir şans. Hani onun popülerliği falan değil de onun hani... Gerçekten onu böyle bir de evde görseniz tanısanız falan hiç böyle gördüğünüz gibi değil yani çok enteresan. Ha, aşk hayatımızda bazı fiyaskolar oluyor tabii bazı hatalar. Bebeklerinizi soralım yapıyoruz. Size. Eski sevgilerimiz. Fakat genciz deniyoruz, tabii öğreniyoruz, yani. Deneyimliyoruz. Çok konuşma, ben de konuşurum seninle alakalı. Senin sorularını da biliyoruz. Seninle de arkadaşız, bunları kesmeyin. Yani inşallah o kadar mutlu olacak ki, o kadar zaten baş, hani onu övmeme gerek yok. Yani şeyin hani Türkiye'nin bana göre tek influencer'ı bence. Oo. İddialıyım. Yani öyle benim için öyle. Falan. Yani sadece bir de güzel bir şey. Aşk hayatı peki bekliyorum. Peki sürekli aşk hayatı demişken sürekli gazete manşetlerinde Danla Bilic'i gördüğünüzde ilk arayıp ne diyorsunuz? Ya, biz çok dalga geçiyoruz. Ya çünkü çok komik haberlerle gündeme geliyor. O yüzden son dalga geçiyoruz. Akif. Kubilay'la ayrılma bebek... sebebim hayır. Popo implantı. hayır sus. Biz bunları konuşmayacağız. Akif gidebilir miyiz? Peki ayrılmanın. Hayır. 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 Seni çok seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Bebekleriniz hakkında bugün yorum yapmadınız ama. O Gonca'nın mı lafıydı? Onu aylar önce Selin Şekerci mi? Hayır Selin Şekerci mi? Selin Şekerci. Selin Şekerci söylemiş. Ben gerçekten yemin ederim hepsini çok seviyorum. Teşekkür ederim. Deneme yanılma yöntemi. Seviyoruz yalan değil. Biz de sizi seviyoruz iyi akşamlar. Telefonu alabilir miyim? İyi, sağ ol. Sizden de abi. Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Sürdürülebilirlik adımıyla yola çıktınız, madde işbirliği yaptınız. Neler söyleyeceksiniz?
Vallahi çok heyecanlıyız. Çok güzel bir kalabalık bizi bekliyor. Sürdürülebilirlik üzerine konuşacağız bir gün içeride. Ekin Hanım'la birlikte. Ekin Hanım, Siemens sorumlusu kendisi. Sürdürülebilirliği tabii kendisi benden çok daha güzel bir şekilde ifade edecektir ama hayatı sevmek, yaşamı sevmek, bunun devam etmesiyle ilgili nasıl bir farkındalık içerisinde olabiliriz hepimiz? Bize düşen bir takım sorumluluklar var. Biz çok görünür bir iş yapıyoruz. Bununla ilgili tabii ki bize daha fazla vazife düşüyor gibi görünüyor ama yarın öbür gün, hatta bugün belki ama çok kısa bir sürede fark edeceğiz ki artık yumurta kapının ağzında ve bu bizim birinci vazifemiz. Hayatın devam etmesi için bizim yapmamız gereken bir takım şeyler var. Biraz daha tasarruflu olmamız gerekiyor. Farkındalığımızın artması, belki bir takım rutinlerimizden, bize lüks gözüken şeylerden fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bunu seve seve yapmamızın bizim için daha tatlı olacağıyla ilgili konuşacağız. Ama daha kurumsal bir dille Ekin Hanım daha güzel anlatacaktır onu. Teşekkür ederiz. Siemens Sevaletleri yenilikçi teknolojileri ana odağına koyuyor. Yenilikçi teknolojileri de daha iyi bir dünya için, daha iyi bir gelecek için kullanmak istiyoruz. Kullandığımız ürünlerle daha fazla az su kullanıp, daha azıyla daha çoğunu yapmak istiyoruz. Daha azıyla daha iyisini çalışmak için de bugün buradayız. Bugünden daha iyi bir geleceği hayal etmek istiyoruz. Marka yolculuğumuz, sevgili Marka Yüzümüz Kaan'la beraber yaklaşık 6 ay önce başladı. Çok çok heyecanlıyız, çok keyifli bir yolculuk bizim için. Bir reklam serimiz var. İlk filmi sürdürülebilirlik üzerine. Yenilikçi teknolojileri evlerimize getirerek tüm tüketicilerimize daha tasarruflu, daha iyi bir dünyayı nasıl karşılayabileceğimizi, beraber yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tamam be, peki sizin ne gibi fedakarlıklarınız oldu bununla ilgili? Su çok önemli. Suyu daha tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Çünkü doğal kaynaklarımız azalıyor. Hepimiz de bunun farkındayız. Biraz böyle kulak ardı ediyoruz ama ben suya çok öncelik veriyorum. Su tasarrufuna. Bununla birlikte enerji tasarrufu da öyle. Bu en basitinden yürüyebileceğimiz bir yere arabayla gitmeyi tercih etmemek kadar. Aslında çok küçük rutinlerimizi değiştirmek gibi bir şey. Yaptığımız şeylerin sorumluluğunu almamız gibi bir şey. Ufak ufak şeyler belki ama büyük değişimi yapacak olan da ufak fedakarlıklarımız. Birbirimize de bunu hatırlatmamız. Kendi adıma muhteşem şeyler yapıyorum diyemeyeceğim belki ama o ufak şeyleri de hatırlatmaya ve hayatıma sokmaya gaye gösteriyor. İnşallah. Peki çok güzel giden bir dizi var, Yargı. İkinci sezonunda. Nasıl gidiyor sizin için? Neler söyleyeceksiniz? Başarı üstüne başarı sağlıyor. Size nasıl yansıyor bu durum? Biz çalışıyoruz. Bize yansıması tabii seyircinin teveccühü denen ona. Yani alkış alıyor olmamız bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Faydalı bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Toplumsal adalet açısından, vicdan açısından herkesi bir kendisiyle baş başa bırakan bir iş olduğunu düşünüyorum. Çok da seviliyor. Bu tabii sokakta güler yüzlerle karşılanıyoruz, gülümseyen insanlarla. Bu beni, arkadaşlarımı mutlu ediyor. Bununla birlikte de birlikte çalışmış olmaktan mütevellit bir aile duygusu içerisinde yapıyoruz bunu. Bu da bulunamayacak bir şans olarak görüyorum. Evet, gerçekten çok şanslısınız. Sosyal medyadan paylaşımlarınızdan yansıyor bize de. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Her geçen gün daha bir samimi oluyorsunuz sanıyorum. Normal, doğalı da bu. Yani ekip arkadaşlar olarak birbirimizi daha çok tanıyoruz, birbirimize daha çok güveniyoruz, birbirimize yardımcı oluyoruz. Çünkü yalnız yapılacak bir iş değil, hiçbir keza iş öyle değil. Birbirimize yardım ettiğimizden ötürü de mutluluğumuz artıyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi günler dileriz. İyi günler. Arkadaşlar sağ olun. Detay alıyorsunuz galiba. Detay falan. Bu ayakkabılarını çekiyorum. Zorifex biliyorsunuz. Teşekkürler.